Esra'nın sistemi şaka yollu bir sistem. Ben gitmeliydim. Oramı buramı ben açmalıydım durumu var. O sanıyorum tahmin ediyorum şundan kaynaklı. Esra birazcık Türk standartlarında bir kadın, etli butlu bir kadın. E, genelde bu kırmızı alda geçenlerin hepsi işte 38 beden, 36 beden. O yüzden de cesur kıyafetlerle modacılar onlara göre hazırlamışlar. O bakıyor orada 50, 52, 54 beden böyle etine butuna dolgun hatunların o tip kıyafetlerle çıkmadığını görünce esra sistem ediyor. Ama sadece bizim kızlara etmesini çok yadırgadım. Orada kızlar bir gösterecekler kendilerini ki giydikleri markalar da çok pahalı markalar. Dediğim gibi eğer oraya laf ediyorlarsa hemen tırnak içine alıyorum. Kız Kaçsınız? Tayyar Bey, Esra Dermancıoğlu Türkiye'den film festivaline giden meslektaşlarına bir tepki gösterdi. Ee, onlar adına utandığını söyledi. Ee, adeta bir çıplaklık ortada, ortada olduğunu söyledi. Onların yerine ben olmalıydım dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, sevgili Esra niye sistem etti? Ona geçmeden önce sevgili izleyenlerinden ricamız bunu hep tekrarlıyoruz ama tekrar etmekte de fayda görüyoruz. Efendim Haberet YouTube sayfasına abone olmayı, videolarımızı izleyip beğeni yapmayı, e, vaktiniz varsa yorumlarınızı e, eklemenizi rica ediyoruz sizden. Haberet YouTube sayfasına abone olacağız. Videolarımızı seyredeceğiz. Efendim şimdi Esra niye böyle bir sistemde bulundu? E, bir yere kadar haklı bir yere kadar haksız. Çünkü... Yurt içinde ve yurt dışındaki özel geceler, selebiti e, isimlerin kendilerini gösterdikleri, rekabet yaptıkları alanlar. E, aynı zamanda sadece e, ünlü isimlerin değil, onları giydiren modacıların da rekabet alanı orası. Eskiden böyle büyük defileler olurdu. Ünlü isimler o gecelere işte e, VIP konuk olarak çağrılır, işte defilenin bir yerinde geçiş yaparlardı falan. Öyle işler kalmadı. O yüzden de modacılar böyle önemli e, yurt dışındaki ve yurt dışındaki organizasyonları, Kaçırmadan oradaki ünlü isimleri, oraya katılacak olan ünlü isimleri giydirerek kendi markalarını e, giydirmeyi, orada sergilemeyi tercih ediyorlar. E, çıplaklık meselesi, e, yeryüzünde sanıyorum herhalde dekolte ya da seksepalite bir tek kadına yakışıyor. E, evet çok abarttıklarının farkındayım e, ama dediğim gibi orası bir rekabet alanı. Yani şu var, bende var ve buyurun görün, aa sende varsa bende yok mu, al bak bende de var. Sizinkiler bir şey mi? Bende de var durumu var. O bende de varların sonu yok. Bunu sadece bizim kızlar için söylersek yanlış yaparız. Avrupa'nın en ünlü starları da katıldıkları Oscar törenlerinde işte e, davetlerde, galalarda e, modacılarının en cesur, en görkemli, en çok dikkat çeken kıyafetlerini giyip gidiyorlar. Orası özel bir alan. Yani bunun için Esra'nın sistemi e, şaka yollu bir sistem. Ben gitmeliydim oramı buramı ben açmalıydım durumu var. Ee, o sanıyorum, tahmin ediyorum şundan kaynaklı. Esra birazcık e, Türk standartlarında bir kadın, etli butlu bir kadın. E, genelde bu kırmızı halda geçenlerin hepsi işte 38 beden, 36 beden. E, o yüzden de cesur kıyafetlerle modacılar onlara göre hazırlamışlar. O bakıyor orada 50-52-54 beden böyle etine butuna dolgun hatunların o tip kıyafetlerle çıkmadığını görünce Esra sistem ediyor ama sadece bizim kızlara etmesini çok yadırgadım. Biz uzun yıllar yurt dışında yapılan platformlarda yer alamamaktan şikayetçiydik. E, sanatçılarımızın, oyuncularımızın, mankenlerimizin, yapımcılarımızın, filmlerimizin o platformlarda yer almıyor olması açıkçası bize birazcık ağır geliyordu. Sistem ediyorduk biz oralarda niye yokuz diye. E, son 10 yıldır varız. E, davet ediliyoruz. E, büyük sponsorlar, e, bizdeki starları, bizdeki yıldızları oralara davet ediyorlar markalarını tanıtmak için. Bunlar güzel hamleler, güzel işler. E, alınmamak lazım bu işlere. E, Modacılarda cesurları e, yani o kıyafetleri giyebilecek kızları tercih ediyorlar ee, yakışıyor mu bana göre yakışıyor ee, sistem etmek gerekir mi asla ve hayır görüntü güzel ee, giyen giydiğinden e, giydiren de giydirdiğinden rahatsız değilse baktığımızdan yola çıkarak e, konuya şer koymaya çalışmak biraz hasetlik olur sanıyorum Esra'nınki hasetlik değil sadece o e, kilodan vurgun yapmaya çalışmış e, hanımların böyle sıkıntıları var ee, rekabet dediğim gibi bir de işte o, o kırmızı halı, o röportaj panosunun önü e, starların e, birbirlerine en çok diş geçirdikleri yer. E, yabancılarda da böyle, bizde de böyle. Herkes istediği gibi olsun, herkes kendini özgür ve rahat hissettiği gibi olsun. Dediğim gibi oralar sokak değil, oralar özel alan olduğu için e, orada giyilen kıyafete bunu niye giydin demek bence sadece kıskançlık olur kıskançlık diyebilir miyiz yani? Valla ben öyle dedim. Yani altını çizerek kıskançlık dedim. Dediğim gibi çünkü o kıyafeti giyip de e, Bağdat Caddesi'nde ya da Nişantaşı'nda Rumeli Caddesi'nde gezmiyor ki. İşte yani o akşam e, Kanda e, ya da işte Amerika'da ya da işte ne bileyim e, Fransa'da bir özel davet var. O davetin girişi itibariyle o kırmızı halıda, o kokteyde giydiği bir kıyafet. Dediğim gibi onun gibi içeride en az 50 tane hanımefendi en şık, en cesur kıyafetleriyle arıza endam ediyorlar. Şimdi oraya gidip de e, emin önünden aldığın e, allı güllü basmalı e, pazenle yapılmış kıyafetle gidecek halimiz yok. Yani orada kızlar bir gösterecekler kendilerini ki giydikleri markalar da çok pahalı markalar. Dediğim gibi eğer oraya laf ediyorlarsa e, hemen tırnak içine alıyorum. Kıskançsınız. <laughs> Türkiye'de biz develerle gezmiyoruz'u kanıtlamaya çalışıyoruz demiş çalışıyorlar. Hayır canım ya bu kafadan kurtulmamız lazım. Ee, kimse bizi e, develerle geziyoruz, başımızda pes, e, kadınlarda çarşaf, erkeklerde şu var. öyle bir şey yok. Yani e, bunu dünya da biliyor. Ama siyasi platformda durup durup bizi e, çok eskiyle vurmaya çalışıyorlar. E, Türkiye'de, Cumhuriyet Türkiye'si gündemde e, olduğu sürece e, Türk kadınının ve Türk erkeğinin en modernize hali Avrupa platformunda yeteri kadar yer almıştır. Ee, Türkleri gayet iyi tanıyorlar, Türkiye'yi gayet iyi tanıyorlar. Ama işte e, bizde olduğu gibi oralarında bağımsız sayfası hala bizi böyle e, Arap Yarımadası'nın bir parçası gibi görüp e, develerle geziyoruz. Başımızda Fes var. E, Türkiye'nin bir kısmında çöl falan zannediyorlar. Ama e, yıl sonu geldiğinde Mayıs ayı itibariyle Eylül'ün 15'ine kadar da tası tarağı toplayan çoluk çormağı alan Türkiye'deki tatil köylerinde e, arıza endam ediyor. O yüzden ben çok e, şey yapmıyorum, e, bakmıyorum. Eğer bunlardan dem vurmak gerekirse... Bizim de onlara söyleyecek çok şeyimiz var ama bizim dünya platformunda uğraştığımız başka işler var. E, deve meve bizim hiçbir zaman kültürümüz olmaz zaten. Deve Türkiye'de yaşamıyor. Bildiğim kadarıyla Aydın Nazilli tarafında deve meve güreştiriyorlar. Böyle turistik o gezdiriyorlar yaptırıyorlar falan. Millet de zannediyor ki biz bütün gün ona bakıyoruz. Avrupa'nın en lüks otomobil kullanılan ülkelerinden bir tanesi Türkiye ya. Yani insaf yani otomobil satışlarına baksınlar. Yani bu e, çıplaklığın e, nedeni kanıtlamaya çalışmak değil. Hayır. Dediğim gibi orası e, mesela e, işte Cannes Film Festivali. Şimdi evet. bütün sinemanın starları oradalar. Yani, Bir şey yani Star Wars ya Yıldızlar Savaşı yani anladın evet. mı? Orada kim kimden daha öne çıkarsa çünkü orada da kapıda dünya medyası var. Aldığı bütün fotoğrafları dağıtacak. Gecenin en cesur kadını, gecenin en şık kadını, gecenin en güzel kadını, gecenin en güzel elbisesi, en cesur elbisesi, dıdının dıdısı. Şimdi burada sıradan olabilme şansın var mı? Yani mümkün yok. Sadece bizim için demiyorum yani oradaki insanlar için de. Onun için e, orası özel bir gece, olabildiğince şık, olabildiğince güzel, hatta olabildiğince de cesur olacaksın bu kadar. Ama bence Tayyar Bey şimdi e, bazıları çok aşırı çıplaklığa kaçıyor. Bu, e, bence bu bir bu cesaret bir... meselesi ama. Yani, yani kim giyer, kim kendine yakışır onu bilemem. Yani dediğim gibi bu e, baktığımızda da çıplak görmüyoruz. Neyle baktığımız önemli, nasıl baktığımız önemli? Yani e, kimse kendini sergilemek için gelmiyor oraya. Bir e, şey değil, e, beden pazarlama alanı değil oralar. Orada dediğim gibi o modacıların bunu sen giyebilirsin var. Kadının boyu ve bacak boyu o kadar uygun ki derin bir yırtmaç giymeye. Şimdi e, giydiren modacı da bunu sen giyebilirsin. O evet ben giyebilirim noktasında buluştularsa bizim uzaktan parmak sallayıp nasıl giydin dememize dönüp şunu söyleyebilir. Sana ne? Peki Esra Dermancıoğlu orada olmalı mıydı? Ya Esra oyuncu olarak her yerde olmalı bence. Esra çok kaliteli bir oyuncu. O birazcık e, nüktedanlık yapmış için esprisine kaçmış ama e, Esra oyuncu olarak ee, Esra sektöre kattıklarıyla e, yurt içinde ve yurt dışındaki e, bütün e, mesleki organizasyonların içinde olmalı. Esra bizim başımızın tacı tabii ki yani ama dediğim gibi yurt dışında belki de bizdekiler de bizim de burada bu menajerler işte organizasyon film şirketleri falan. Onlar böyle işte filmlerini falan pazarlıyorlar ya e, onlar kendi oyuncularını götürüyorlar e, işte kendi pazarlarında kendilerini satmak için ama aslında organizasyona bildirip ya Türkiye'de çok değerli oyuncular var bir 50 kişi gelelim bir gövde gösterisi yapalım denebilir mi? Denebilir bunun içinde meslek kuruluşları devreye girecekler onlar seçkin bir kadroyu oraya davet ettirecekler bunlar önemli platformlar oralarda görünmekte fayda var esranın orada olması da başımızın tacı olur. İşte geldim buradayım. Efendim bundan sonra haftalık, günlük ya da saatlik yorumlar. Ne zaman neyi merak ediyorsanız magazin dünyasına ilişkin dedikodular, yorumlar, haberler. İlk defa sizin duyacağınız geçmişe ilişkin bilgiler, bugünün gerçekleri hepsi ve daha fazlası 41 yıllık tecrübeyle sizle beraber olacak. Yap dediniz yapıyorum. Bundan sonra buradayım. Siz de burada olun. Kanala abone olun. Beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın.